Hello guys. Today this video is going to be about the objective pronouns, and this is part one. Because Turkish objective pronouns are consists of two parts with different suffixes. And this is part one, and I'm going to show you which suffixes these are, and I'm going to give examples in short sentences. So let's go. Beni, beni, me. Beni dinle, beni dinle. Listen to me. Beni, me. Beni gördün mü? Did you see me? Beni gördün mü? Did you see me? Seni, you. Seni dinledim. Seni dinledim. I listened to you. Seni, you. Seni seviyorum. I love you. Onu, onu. Her, him, it, if it is somewhere far from you, mostly means that. Onu dinle. Onu dinle. Listen to that. Or listen to it. Or listen to her. Or listen to him. Onu. Her. Him. It. Onu al. Buy it. Onu al. Bizi, bizleri. Both of them means us. Bizi ara. Bizleri ara. Call us. Bizi, bizleri. Us. Bizi gör. Bizleri gör. See us. Sizi, sizleri means you in plural form. Sizi aradım, sizleri aradım. I called you. Sizi, sizleri. You. Sizi gördüm. Sizleri gördüm. I saw you. Onları. Them. Onları dinle. Listen to them. Onları dinle. Onları. Them. Onları al. Take them. Al means take or buy. Sometimes means marry. So here we have this meaning of take them. Şunu, bunu. It. Şunu dinle, bunu dinle. Listen to it. Let's say it's a music, an album, a song or something. Şunu, bunu. It. Şunu al, bunu al. Take it.
Şunları, bunları means them. Şunları dinle, bunları dinle means listen to them. Şunları, bunları, them usually means these. This şu and bu are usually used for the close objects or people or anything that is close to you. And şunları means these. Bunları again means these. They may technically say that şu means that, but practically they use it for this, I mean for close objects. So I prefer to teach you what is more practical. Şunları aldım, bunları aldım. Both of them are the same. Like I took them or I bought them. Onları, them, which means those, for objects that are far away from you. Onları dinle, listen to them. Onları, them. Onları say, count them. Onları say. Okay. Here at the end, I'm going to show you all of them together. These are the objective pronouns, like objective personal pronouns. Here we have beni, me, seni, you, onu, him, her, it, bizi, us, sizi, you, onları, them. We have objective pronouns for these kinds of subjects. Sorry, objects, objective pronouns. And here we have it for this, them for these, şunları, şunu, it, şunları, them, bunu, it, bunları, them, onu, it, onları, that, sorry, them for those. So these four are for close objects and these two are for far objects. Okay, guys, I hope this video has been quite helpful for you. These are the beginning steps. So wait for the next video. If you haven't subscribed yet, please subscribe so you will have the chance to follow the videos as I put them on YouTube. And good luck! Çok değişmek istiyorum veya istemiyorum. Çok değişmek istiyorum veya istemiyorum. Yani nemiham veya miham ki ziyad tağir konam. İstemiyorum yani nemiham. İstiyorum yani miham. Değişmek, tağir. Kat nereden başlasın?
Kat nereden başlasın? Yani bore şey muha az koca şuru beşe. Katlı kestirmek istiyorum. Katlı kestirmek istiyorum. Yani ki miham muha muhamo kutu bolan bezani. Mesela balaş kutu başı payinke miyad mesela. Payinaş bolan başı balaş kutu başı. Tike tike başı mesela. İ modeli. Hop. دوستان تا اونجا که سعی کردم به ذهنم رسید جملاتی که اونجا رد و بدل میشه رو امیدوارم که تونسته باشم در اختیارتون قرار بذارم. اگر کم و کسری داره که مطمئنم داره لطفاً یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که تو کامنت ها بنویسید و منو یاری بکنید که ادامه این ویدیو رو توی ویدیو بعدی بذارم. خب خیلی ممنون. روزتون بخیر. موفق باشید.